Çelik Otel'e hoş geldiniz. Bu hafta yine çanta örmeye devam ediyoruz. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Tığ örücülüğünde aksesuar yapımı adında bir kursa devam ediyorum ben. Kendi unutmamak adına çekiyordum bazı videoları. Modeli unutmayayım, nasıl başlandığını unutmayayım. Çünkü çok güzel şeyler çalıştık. Sonra dedim ki YouTube kanalına da yükleyeyim, ihtiyacı olan, öğrenmek isteyen kursa gitmeden de bu serinin tamamını izleyerek çanta örücülüğünü, aksesuar yapımını, sadece çanta örmeyeceğim, şapka, ayakkabı da örüyoruz. Bu tabansız bir çanta gördüğünüz yaklaşık 40 santim eninde bir çanta. Bunun şimdi bir küçük versiyonunu ben öreceğim. Böyle saplarla kullanacağım. Bambu görünümlü saplar. Ve bu şekilde güllerle süsleyeceğim. Ne kullanıyorum? Loren'in koton makremesini kullanıyorum. 250 gram. Ve 250 metre. Bu metrajı da çok önemli oluyor. Koton makremesini kullanıyorum. Bunun için bu ürün için 2 tane kullandım. Şimdi yapacağım daha küçük böyle makyaj çantası kıvamında bir şey yapacağım. Onun için zannediyorum bu yeterli olacak. Yani toplam 3 taneden bir set olacak. Onun da üstünü çiçeklerle, midye boncuklar ve ahşap boncuklarla süsleyeceğim ama onun fermuarlı olmasını istiyorum ben. Böyle çantaların, poşet çantaların içinde, çünkü anahtarları, telefonu, önemli şeyler arıyorsunuz arıyorsunuz bulamıyor. İçinde bir küçük çantası daha olsun istedim. 3,5 milim görünüyor mu bilmiyorum, görünmüyor. 3,5 milim de tığ kullanacağım. Bu iple beraber büyük parçayı ben ördüm ama aynı şekilde başlayıp boyutunu şu başlangıç kısmını daha büyük tutarak aynısını da yapabilirsiniz. Ben şimdi küçük fermuarlı bir tane yapacağım ama aynı şekilde başlanıyor ve aynı şekilde modeli devam ediyor. Böyle pirince benzer hoş bir modeli de var bunun, desenli. Zarif bir şey. Başlayalım örmeye. Kameramızı indirelim. Evet, şimdi gelelim örmeye. Bir tane zincirimizi şöyle göstereyim. Ben böyle yapıyorum başlangıcını. Ve çantamızın boyutu ne kadar olmasını istiyorsak ondan 2 santim kısa olacak şekilde zincir çekiyoruz. Çünkü taban kısmını yaparken 2 santim yana doğru genişliyor. Yani 40 santimlik bir çanta yapacaksanız 38 santim yapmanızda fayda var. Boyut tabii göreceli bir şey. Ben şimdi daha küçük bir makyaj çantası tadında bir şey başlıyorum. Biraz daha büyük olsun. Evet, bu bence yeterli. Bunu zinciri istediğimiz boyuttan 2 santim kısa olacak kadar uzattık. Kaç tane olduğunun bir önemi yok. Sadece uzunluk sizle ilgili bir şey. Şimdi şu şekilde birinci zincire değil, ikinci zincire bir tane
Sık iğne örüyoruz. Burada bir tane zincir boşta kaldı. Bunu dönüşü yapacağız oradan. Sonra bütün diğer zincirlerin üzerine birer sık iğne örüyoruz. Böylece bütün zincirlerimizin üstüne birer sık iğne ördük. Sonuncu sık iğneyi örüyorum. Şimdi şurada bir tane zincir kaldı. Bu zincirin içine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Boyutunuz ne olursa olsun dönüşü 4 tane sık iğneyle yapıyoruz. 3 Artık döndük. Bu diğer tarafa yaptığımız sık iğnelerin tam karşısına birer tane daha sık iğne örüyoruz sıra sonuna kadar ve şu başlangıç ipini de arkadan yürütüyoruz. Bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada bir yuvarlak oluştu. Dönüşü yaptık. Buradan alıyoruz. Bunu yine tığın üstünde bırakıyoruz. İğnemizi tamamlıyoruz. Sıranın sonuna kadar daha önce her zincire yaptığımız sık iğnenin karşısına bir sık iğne daha yapıyoruz. Umarım görülüyor güzel. Özellikle de açık renk ördüm yazdık ben. Bu model her türlü iple oluyor. Yani dediğim gibi ben kursa gittim. 20 kişilik sınıfta her türlü iple öğren oldu. Hepsiyle de çok güzel oluyor. Kağıt iple de çok güzel oluyor. İşte mumlu iple de gayet güzel oluyor. Polyester makreme ile de gayet güzel oluyor. Beğendiğiniz herhangi bir iple örebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Benim kullandığım burada pamuk makreme. Başlangıçta söylemiştim. Ben sıra sonuna kadar gideyim. Efendim, sıra sonuna kadar geldik. Biraz daha yaklaştırayım. Şurada örmeden geçtiğimiz bir tane zincir vardı. Bakın şurada. Şimdi buraya diğer tarafta yaptığımız gibi 4 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 Bundan sonra artık spiral örmeye devam edeceğiz. Hiç birleştirmiyoruz. İlk ördüğümüz sık iğnenin üzerine bir sık iğne daha örüyoruz. Ördüğümüz sık iğnelerin üzerine birer tane daha sık iğne örüyoruz.
Hiç birleştirme yapmadık. Artık böyle spiral halinde öreceğiz. Devam edeceğiz bu örgüye. Bakın sıra sonuna kadar geldim. Her ördüğüm sık iğnenin üzerine birer sık iğne daha ördüm. Burayı da tekrar bir göstereyim. Hiçbir artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Nerede sık iğne var? Üzerine bir sık iğne daha örüyoruz. Burada bir tane daha var. Hiçbir arttırma yapmıyoruz ki böyle yukarı doğru kıvrılacak biraz sonra. Birkaç sıra sonra daha net anlaşılıyor. Ama hiçbir arttırma yapmıyoruz. Her sık iğnenin üzerine bir sık iğne örerek iki sıra sık iğneyi tamamlıyoruz. Sonra da modeline başlayacağım. İkinci sık iğnemi de tamamladım ben. Şimdi burada göreceğiniz gibi köşelerde böyle kıvrılma oldu. Böyle yukarı doğru uzayıp gidecek artık. Böylece dikişsiz bir çanta tamamen örmüş olacaksınız. Şimdi modeline başlayalım. Bir tane sık iğne örüyoruz. Şimdi bir sık iğne daha öreceğiz ama alttaki sık iğnenin görülebiliyor mu? Bilmiyorum. Alttaki sık iğnenin battığı yere batıyoruz. Bunu çekip uzatıyoruz. Bu şekilde. Bir tanesini normal sık iğne yapıyoruz. İkincisini alttaki sık iğnenin battığı yere örüyoruz. Bir tane normal sık iğne. Bir tane iki sıralık diyeyim. Şuraya tam gözüküyor mu? Evet. Şu sık iğnenin örüldüğü yerden alıyoruz ilmeği. Model bu kadar. Diğer sırada da alttan aldıklarımızı üstten alıyoruz. Üstten aldıklarımızı alttan alıyoruz. Çok kolay ama çok güzel doku veren. Benim çok beğendim bu modeli. Beğenerek de ördüm. Kolay da bir model. Çabuk da ürüyor. Bir tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi aşağıdan iki sık iğnenin örüldüğü yerden alıyoruz ve kapatıyoruz sık iğneyi. Normal sık iğne bir tane şuradan bu sırayı ben şöyle V'ler oluşuyor. Bu sırayı bitireyim. İkinci sırada da tam tersini yapacağız. Ve öyle devam edecek. Şimdi olduğu gibi ördük bu sırayı. Şimdi ikinci sıradayız. Bu üstten aldığımız sık iğnenin yerden alıyoruz bu sefer. Sonra üstten alıyoruz. Uzun sık iğnenin üstünden kısa sık iğnenin altından yine aynısını yapıyoruz ama böyle geçişli bir görüntü oluyor.
Görüntü arada bulanıklaşıyor diyor. Yavaşça tekrar birkaç tane daha yapayım ki iyi anlaşılsın. Bu şekilde pirinç örgüsüne benzer böyle diş diş oluyor. Bu şekilde istediğiniz boyuta gelene kadar hep aynı modeli yapıyorsunuz. Ben bunu ilerleteyim. En son sıraya da bir ters sık iğne yapıp kapatacağım. Ama sonra fermuar için şuradan tekrar ilmek alacağım ama diğeri bunun yapımındaysa bak bunun ben sık iğnesini ters sık iğnesini yaptım. Bu şekilde bitiriyoruz. Bunun da saplarını monte edeceğiz ve üst süslemesini yapacağız. Şimdi ben diğerini örmeyi bitireyim. Evet, ben portföyümü biraz yükselteyim kamerayı. İstediğim boyuta getirdim. Yaklaşık 15 santim yüksekliğinde yaptım. Bu portföye ben fermuar takılmasını istiyorum. Onun için son sırasını sık iğne ile tamamlayacağım. Tamamını sık iğne yapacağım. Modelini artık burada bitiriyorum. Ama fermuar yapılsın istemiyorsanız ters sık iğneleri de yapabilirsiniz. Şimdi büyük çantada onu da göstereceğim. Bütün sırayı sık iğne yaparak tamamlayacağım ki rahat fermuar dikilebilsin diye. Ben tamamlayayım. Görüşelim tekrar. Artık son sık iğneleri de yapıyoruz. Ve çantamızı bitireceğiz. Evet, son sık iğnemiz bu. Tığdan çıkarıyoruz ilmeği. Bu ilmeği arka tarafa alıyoruz. Buradan bir daha yürüteceğim ki sağlamlaşsın. Ve tekrar içeri alacağım. Alamadım. Evet. Çantamız bitti. Bu şekilde de kapattık. Bunu da içeride yürütüp kaybedeceğiz. Zaten astarlık
yaptıracağım ben içine. Ama astarsız da kullanılabilir. Makyaj çantası olarak kullanacaksınız. Kullanılabilir. Bu şekilde hazır. Eğer fermuar yapıyorsak son sırayı sık iğne olarak bitiriyoruz. Üstüne ben şöyle bir gül yapacağım. Biraz sonra onu yapımını göstereceğim. Ama bu ördüğüm gözükmüyor. Biraz daha kaldı. Çantayı nasıl bitireceğimi de göstermek istiyorum. Çünkü bunun ben fermuar istemiyorum. Fermuar istemediğim için şuraya bir tane mıknatıs takılacak. Burayı ters sık iğne olarak son sırasını bitireceğim. Onu da göstereyim. Ters sık iğneyi. Bu tam iki tane yumaktan çıktı. Geriye batıyoruz. Geriye batıyoruz. Artık sola değil, doğru değil. Sağa doğru gideceğiz. Aynı sık iğnenin tersini yapıyoruz. İlkten biraz şey geliyor. Ters geliyor ama sonradan alışıyor insan. Bu şekilde bütün sırayı tamamlıyoruz. Diğerinde yaptığımız gibi ipi arkaya alarak kaybediyoruz. Yani bu hakikaten çanta ipleri çok sert ve örmesi çok zor. Bakın böyle bir görüntü oluyor. Eğer fermuar yapmayacaksanız bu şekilde bitirebilirsiniz çantanızı. Daha sonra da bu sapları montajını yapacağız beraber. Daha doğrusu dikeceğiz, o kadar zor bir şey değil. Ortalayacağız çantaya ve şeyle, iğne yardımıyla dikeceğiz. Nasıl istediğiniz tabii önemli burada. Dediğim gibi güllerle ve boncuklarla, mide boncuklarla da süsleyeceğiz. Şimdi son sırayı ben öreyim, bitireyim. Tekrar görüşelim. Evet, son sık iğneleri de beraber yakalım. Ters sık iğneleri. Ve çantayı bitirelim. İlkten çok ters geliyor insana ama yaptıkça
Ters iğne de aslında çok güzel de bir görüntü yaratıyor bence. Dediğim gibi ben tığ işi aksesuar yapımı kursuna gittim. Orada öğrendiklerimi de sizinle paylaşıyorum. Yoksa bu işin uzmanı değilim. Uzmanlaşmaya çalışıyorum diyelim. Evet, şuradan aldım. Ve buradan geçirdim. Arkaya aldım. Şuradan bir tane daha alıp parça da büyük parça. Şurada da kaydırma yapıp sonra ipimi buradan artık alacağım. Bunu gezerek halledelim. Dediğim gibi buna fermuar yaptırmayacağım. Sadece astar ve mıknatısla kullanmak istiyorum. Tam da yaz renklerinde. Bir çanta oldu. Şimdi gelelim. İki yumaktan bu kadarcık ip kaldı. Tam iki yumak gitti buna. Şöyle biraz yukarı kaldıralım ki. Tamam, bakıyor mu kamera şu anda? Yaklaşık bunu ben ölçeyim. 6 santim sonraya çizgide monte etmek istiyorum. Daha aşağıya inmesin istiyorum. Şöyle ortalamaya çalışıyorum. Bakalım tam ortadan 11,5. Burası da aynıysa öyle gibi gözüküyor. Evet, 11,5. Şuraya tığımı koyayım. Bakalım. Şöyle ölçelim. Evet, 6 santim. Şimdi buralardan sararak dikeceğim bunu. Arkadan. Şimdi arkadan iğnemi getiriyorum. Artık tığımın işi bitti. O çok zor çekiliyor.
Artık bu deliklerinden. Bu şekilde dikiyoruz. Gerçekten bu çanta ipleri çok yorucu ipler. Hele kağıt ipler, sert kağıt ipler insanın ellerini parçalıyor. Gerçekten ama çok güzel de işler çıkıyor. Oldukça iyi fiyatlara satıyorlar. Hak ediyorlar bence de. Gerçekten ölmesi zor. Elleri mahvediyor. Hani yaşayarak öğrendik. Zaten bunun çekimini yapmak bir hayli zor oldu. Allah'tan penselerim var. Tellerle çalışmaya alışık biri olarak yine de zor. Düğümü çıktı arkadan, öne geldi, bir türlü alamadım arkaya da. Evet, burası biraz ileri gelmiş. Şu tarafı alayım. Çanta kası yapacağım. Gerçekten. Aralardan sokmaya çalışıyorum ki yani bu kadar yeterli. Bu ipleri de gezdireceğiz tabi. Bu şekilde diğerlerinde dikip hazırlayacağım ben şimdi.
Sonra da üst süslemelerini yapacağız. Görüşürüz. Bu küçük çantanın ben çiçeğini diktim. Bu şekilde hazırladım. Ortasına da ahşap boncuklardan koydum şöyle. Diğer çanta için ahşap boncuklar ve bu midye boncukları da kullanarak süsleyeceğim. Şimdi evet, iki sapı da diktim ki diğer tarafı dikmedim. Montajda sıkıntı yaratmasın diye, çünkü bu üstün süslemesini yapacağım. Ama bu gülün yerini belirlemek amacıyla bu iki tarafı da diktim. Şimdi gülü yapalım beraber. Şöyle biraz 30-40 santim kadar boşluk bırakıyoruz ipi ki dikebilelim. Bir 50 santim kadar zincir çekeceğiz. Gülümüz için. Bu şekilde. Böyle zinciri oluşturduktan sonra 1 2 3 tane örüp buraya bir tane trabzan yapıyoruz. Burada böyle delikler oluşturuyoruz. 1 2 3 2 yapalım. 1 2 bir tane boş bırakıyoruz. İkinciye tekrar trabzan yapıyoruz. 2 zincir örüyoruz. Bir tane boş bırakıyoruz. İkinciye yine trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar, zincirler bitene kadar trabzan yapıyoruz. Sonra bu aralara şuna dikkat etmeniz lazım. Sıra sonuna yaklaşırken dikkat edin. Şu oluşturduğunuz deliklerin tek sayıda olması gerekiyor. Ona göre son eğer bitmezse bir tane daha sıkıştırın. Araya. Sonucu trabzanı da yaptım. Başa geldim. Şimdi bir tane zincir çekip yukarı çıkıyoruz. Buradaki trabzanın üstüne iki tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi iki kere doluyoruz. Buraya ikili trabzan yapıyoruz. Bu yapraklarını oluşturuyoruz gülün. Hep ikili trabzanlarla buranın içini dolduruyoruz. Dört tane oldu. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Toplam 10 tane olacak. Dokuz. On. Şimdi bir sonraki şu deliğe geliyoruz ve buraya bir sık iğne yapıyoruz. Şu yapraklarını oluşturduk. Bir tane yaprak. Bunda yaprak sayısı az. Bunda daha çok olacak. Daha uzun yaptım. Daha büyük bir gül olsun istiyorum büyük çantaya.
iki kere dolayıp sık iğneden sonra yine 12 tane trabzan, bir tane yaprak daha yapayım, gerisini ben tamamlayayım. Sonra da onları yuvarlayarak dikeceğiz. İki kere doluyoruz. Üç kere de çıkıyoruz. İki, dört, altı tane oldu. Bunlar tabi sıkışıyorlar burada. Ve yine buraya bir sonraki deliğe sık iğne yapıyoruz. Yine iki kere dolayarak bir sonraki delikten ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde bütün sırayı tamamlıyoruz. Ondan sonra görüşelim. Efendim, sonlara doğru böyle beşli trabzanlar yaptım. Bu şekilde 3 tane böyle yaptım. Yapıyorum. Bu ikincisi, üçüncüsü. Sonra da boncuklarla devam edeceğim. Üç, dört, beş. Şimdi ahşap boncuğu alacağım. Artığımı değiştireceğim önce. Bu üç numaraydı. 2,5'a geçeceğim. Daha rahat kullanılıyor. Böylece orta boncuklarından birini yaptım ve buraya tekrar baktım. Şöyle gözüküyor. Bunların ortaya gelmesini istiyorum. Sık iğne yaptım. Bir tane tığımı aldım. Boncuğun içinden geçirdim. Yine bir tane boncuk aldım. Bitiriyorum. İpim de çok az kaldı. Şöyle yapayım. Şimdi elimizde bir sürü yaprak ve boncuklarımız var.
bir günümüz oldu. Bunu bu şekilde dikip arkadan böyle iğneyle şu şekilde dikerek sonra da çantanın şu kısmı monte edeceğim. Bu midye boncuklarla da yapraklar yapmayı planlıyorum. Bunları da bu şekilde şöyle dikerek yapraklar yapacağım ve bu aralara yine böyle ahşap koyacağım. Şu şekilde süslemeyi bitireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Son astarlanmış halinde bunları diktikten sonra üzerine astara yollayacağım. Ondan sonraki son halini yine sizinle paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.